Merhaba arkadaşlar, Oyun Zamanı'na hoş geldiniz. Ben Yusuf. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomuzda sizlerle beraber yepyeni ve çok güzel bir oyuna giriş yapıyoruz. Oyunumuzun adı Link Realms. Mythin Interactive isimli firma tarafından şu anda hala üzerinde çalışılan bir oyun. Betasını oynuyorum ben de. Kendilerine bir mail attım ve beta sürümünü inceleyip tanıtmak istediğimi söyledim. Onlar da sağ olsunlar kırmadılar beni ve bir beta key'i yolladılar. Bu şekilde oyuna giriş yaptım. Sizlere de oyunu göstermeye niyetim var. Umarım beğenirsiniz videomuzu da. Oyun da gerçekten çok güzel. Eski Ultima Online tarzı bir oyun. Ben karakterimi kurdum. Böyle giydirdim. Size yavaş yavaş göstereceğim oyunun özelliklerini. Hani bunu seri yapmayı düşünüyorum. Umarım beğenirsiniz dediğim gibi. Bakın şuradan Gandalf kılıklı adamlar geliyor. Böyle geniş bir görünüm yelpazesi var oyunda. NPC'ler var. Yani oyuncu olmayan karakterler, bilgisayar yönetimde. Bunlardan görevler de alıyoruz. Müziğini kapattım oyunun. Güzel bir müzikleri var ama konuşurken rahatsız etmesin diye. Evet, tekrar kapatayım. Şimdi arkadaşlar yavaşça oyunumuzu tanıtacağım sizlere. Gerçekten Ultima Online'ın havasını veriyor oyun. Benim de çok ilgimi çekmişti. Tekrar teşekkür ediyorum buradan Mythin interaktif çalışanlarına. Bana beta key'ini yolladılar. O sayede sizlere de gösterme fırsatı buldum. Şurada gördüğünüz gibi birisi ölmüş birisi tekrar yaşama döndü. Öldüğümüz zaman şöyle bir özellik var oyunda. Ruh haline dönüşüyoruz. Bu tür yerlere gelip tekrar dünyaya dönebiliyoruz. Hani tekrar oyuna girme şeklini, canlanma şeklini öyle yapmışlar. Hemen şuradan menümüzü tanıtayım. Inventory aynı Ultima gibi şöyle sürükleyebiliyoruz. İçinde eşyalarımız var. Küreğim varmış. Yine bakayım. Bu kılıç mı? Evet. Kılıç. Güzel. Elimde bir tane kılıç bulunsun. Sağ tuşla kapatabiliyoruz bu menüyü. Yani inventory'yi. Quest log. Yani burada aldığımız görevler bulunmakta. Bir tane görev almıştım ben. Snail Infestation. Yani salyangozlar bir bahçeyi istila etmişler. Onu temizleme görevi. Bunu kapatayım. Buradan haritamızı açabiliyoruz. Bakın menüler böyle hareket ettirilebiliyor. Çiftlik, Main Square, Graveyard. Buradan bir sürü görev alırız. Arkadaşlarımızla oynadığımızda daha keyifli olacağına inandığım bir oyun. Tavernaya bir giderim ben. Öncelikle şuradayım. Şurada değişik özellikler var. Hepsini denemedim. Ben de sizinle beraber öğreniyorum açıkçası. Şu neymiş? Item Store. Burası oyuna giriş yaptığınızda şu anda beta sürümünde olduğu için Become a Founder. Yani oyuna hani destekçilerinden olabiliyorsunuz. Tabii paralı olarak. Size ekstra özellikler veriyorlar. Ben beta olarak girdiğimi belirttim tabii ki ilk başta. Bakayım. Bir sürü özellik var yani buradan. Creative Crystal Staff. 20 kredi. Tabii kredi büyük ihtimalle evet paralıdır. Hani birçok oyunda olduğu gibi. Bakıyorum şöyle. Incubus, Man, Kitty. Bunlar değişik karakterler. Şimdi buraya baktık. Administration. Burada herhalde yönetime yani adminlere belli mesajlar gönderebiliyoruz. Ignore player. Evet. Help, I am stuck. Yani bug oluştuğu zaman yardım istiyoruz. O tür seçenekler var. Güzel düşünülmüş bence. Şurayı göstereyim hemen arkadaşlar. Ayrıca menü şuradan şöyle çekilebiliyor. Ekran daraltılıyor. Evet, karakter. Şöyle bir karakterim var. Gördüğünüz gibi kral gibi giydirdim adamı. bakalım. Player ID yazıyor. Total Monsters Killed. Ben biraz dolaşmıştım daha önceden. Burada ekipmanları görebiliyoruz. Pelerinim. Büyüye karşı dayanıklılık, fiziksel dayanıklılık. Statlar yani güç, bilgelik, zeka, çeviklik. Bunlar oyundaki genel istatistikler. Yeteneklerde bakıyorum hemen. Savaş yetenekleri, büyü yetenekleri,
işçilik yetenekleri, bu büyük ihtimalle craft mantığı da var oyunda, onunla ilgilidir. Ve diğer yetenekler, bakıyorum aşçılık, terzilik, prospecting, bunu bilmiyorum açıkçası, unuttum. Mining, madencilik, blacksmithing, bu da eşya yapımıyla ilgili, demircilik. Hemen bakayım. Mesela büyü yeteneklerine bakalım. Sorcery, enlightenment, şamanizm var, spell defiance, spiritualism, clairvoyance. Hepsinin ayrı özellikleri vardır mutlaka ama ben gerçekten söylediğim gibi bilmediğim için sizlerle beraber öğreneceğiz. Keyifli olacaktır umarım. Bakalım other skills, rejuvenation, şu meditasyon falan filan, işte böyle özellikler var. Tamam, bunu da kapatayım. Buradan savaş modunu alabiliyoruz. Bu şekilde. Böyle yürüyor. Ve çift tıkladığımız yaratığa saldırıyor veya kişilere. Ama burası güvenli bölge şu anda. Güvenli bölgeden çıkmıyorum, yoksa beni öldürebilirler. Normal moda gireyim. Savaş taktikleri var. Parry, Weakling, Precision diye. Bunları da denemedim arkadaşlar. Deneyeceğim tek tek. Deceit, Confound, Bewilder, Frailty. Bunları da bilmiyorum artık. Bunlar neyle ilgili? Büyü yetenekleriyle mi ilgili? Şuradan da evet, spiritualizmi seçebiliyoruz. Bakın. Çok çeşitli böyle bir pencere açıldı. Şu neymiş? Darkling Spirit. Seçeyim bakalım ne olacak. Şöyle bir şey yazdı. You need at least 5 souls to cast this spell. Yani bu büyüyü yapmak için 5 ruh gerekiyormuş. Ruh da artık nasıl geliyor bilmiyorum. Mana değil sanırım. Onu da çözeriz inşallah. Zogot Spirit neymiş bu? Buna da ruh lazım. Harvest Soul. Bu acaba öldürdüğümüz canlılardan ruh toplamayla ilgili olabilir mi? Hiçbir bilgim yok arkadaşlar. Oyunu oynayan varsa bana konuyla ilgili yardımcı olursa çok sevinirim gerçekten. Hatta beraber de oynayabiliriz. Bakalım. Şimdi ekranı büyüteyim ben öncelikle. Şimdi arkadaşlar şunu da belirtmek istiyorum. Çevre detayları çok güzel. Gerçekten animasyonlar olsun, çevre olsun çok gerçekçi ve hoş gözüküyor. Hemen şu haritada göstereceğim. Bakın ağaçlar hareket ediyor. Otlar hareket ediyor. Su olsun, lav efektleri olsun. Gerçekten çok güzel. Hani kelebekler uçuşuyor zaten görüyorsunuz. Canlı bir dünya hissi veriyor. Sesler de gayet hoş. Aa, bakayım şurada bir adam var. Ey dostum gel. Bir peşinden gideyim bakalım ne olacak. Bakın yukarıda kelebekler uçuşuyor. Yani çevreyi çok güzel dizayn etmişler. Adam şuraya girdi. Ben de şöyle gideyim. Ya, itiraf edeyim arkadaşlar, beni bir geyik öldürdü daha önce oynadığımda. O yüzden daha ilk başta basit görevleri yapmayı planlıyorum. Oo. Bunlar ne? Ejder sineğine benziyor. Yusufçuk denir ya. Şuradan gideyim bakalım. Evet, ilk görevi ben yapmaya çalışayım. Bu salyangozları temizleme göreviydi. Selam Yusuf. Aa, domatesleri toplayabilirsin diyor. Bunlar ne? Sunflower. Tamam. Domatesler nerede? Karpuz yedik. İyi. Domates. Güzel. Harvest yani. Acaba toparlamamı mı istiyor? Veya konuksever adam yani. Al götür, istediğini yiyebilirsin diyor. İyiymiş, güzel. Çiftçilerle iyi anlaşayım ki açlık sıkıntısı çekmeyeyim. Dostum ne haber? Evet, burada gördüğünüz gibi biraz küçük okumaya çalışayım. Bayağı bir şey satıyor adam. Haggle yeteneği mi var artık? Anlaşma yapabiliyor muyuz bilmiyorum ama pazarlık. Neyse, ben şu salyangozları bir temizlemeye başlayayım yavaş yavaş. Evet, şöyle. Vur bir tane. Güzel.
bir de kafaya, bir de kabuğa ıskaladık. Şöyle bir keselim. Serden dedi bile dövemiyorsam artık siz düşünün arkadaşlar. Ne halde karakterim? Tamam. Düşen kabuğu ne yaptık? Alabiliyor muyuz? Yok, alamadım. Acaba combat moddan çıkıp mı alabiliyoruz? Şu şekilde alıyoruz. Bunu inventory'e koymaya gerek var mı? Şöyle bir tane bulunsun. Belki satılır. Şöyle koyduk. Tamam. Çok da doldurmayayım inventory'yi. Yani sırt çantamız da dar zaten. Tamam, seçtik. Saldıralım buna da arkadaşlar. Ama çevre detayları kadar sesler de çok güzel. Çok hoşuma gitti. Evet, severim. Severim. Ben de severim de. O kim, başka biri mi? Severim level 1. Yok. Ne olduğunu anlamadım arkadaşlar. Neyse. Bu oyunu gerçekten istiyordum. Yapımcılarına mail attım. Gerçekten yollamaları çok güzel oldu. Sağ olsunlar. Yalnız onlara şöyle söz verdim. Hani oyunu bana beta key'ini yollarsanız ben de bir video çekip tanıtacağım dedim. Belki ondan dolayı da yollamış olabilir. Ha evet, böyle yaptıkça yeteneklerim artıyor. Şu anda anlamış oldum. Battle Tactics Level 1 oldu. Güzel. Bakalım büyü yeteneklerini arttırabilecek miyiz? Şurada da bir tane var. Of, öyle bir patladı ki. Şöyle, şuna da halledelim. Şurada da var galiba. Bayağı bir hızlı var. Evet, böyle. Tabii ilk görevler biraz sıkıcı olabilir ama. Şimdi oyunu anlamaya çalışıyoruz. Pek de hareket gelişmiyor ama oyunun sitesine ziyaret edin. Linkrams.com'da videolarını izleyin. Gerçekten çok etkileyici animasyonları var. Zaten online bir oyun. Bu tür oyunları seviyorsanız deneyebilirsiniz de. Şunu da öldürelim. Hop. Şöyle bir tane vuramadık. Bahçe salyangozu 10 tane gerekiyormuş. Field snails, bu da tarla. Tarla salyangozu. Onlar da şunları, yok bu da bahçe. Şunları öldüreyim biraz. Sanırım hepsi bu görünenler. Şöyle savaş moduna geçelim. Su sesi de ne güzel. Turist Ömer'in filminde diyordu. Dünyada 3 tane güzel ses var diyordu. Su sesi, para sesi, bir de karı sesi diyordu. O aklıma geldi. Allah rahmet eylesin Sadri Alışık'ta. Çok güzeldi filmleri. Ben çocukluğumdan beri izlerim. O yüzden aklıma geldi. Tamam, şunu da fazla gevezelik yapmayayım. Hadi. Güzel, bunu da patlattık. Şimdi şuna saldırıyorum. Hop, saldıramadım. Saldırsana. Tamam. İyi, bayağı domates etmişsiniz ya. Şu kırmızı olanlar galiba toplanabiliyor.
Ha, anladım. Ben size ilk gösterdiğimde toplanmış bir tanesini seçtim. O yüzden olmadı. Şunu toplayabilirim sanırım. İşte yavaş yavaş çözüyoruz arkadaşlar oyunu. Güzel. Çözdükçe de oyun keyifli olmaya başlayacak. Yeteneklerimiz arttıkça. Topladık. Bir de şunu alalım. Göreve bakayım. Hop. 8. 2 tane daha kalmış. Bu ikisi sanırım. Vurduk. Hop. Şöyle işaretlediğimiz zaman... Yok, olmadı. Otomatik kendi vuruyor. Yani bir daha hiç basmama gerek kalmıyor. O güzel bir özellik. Hani Diablo'daki gibi her seferinde mouse'la vurmamıza gerek kalmıyor. Özellikle ben bu oyunu eski oyunculara, yani old school tabiriyle tabir edilen, belirtilen oyunculara tavsiye ederim. Ultima ve benzeri oyunların hastası olan oyuncular bu oyunu gerçekten seveceklerdir. Garanti edebilirim. Hani oyunu oynamadım ama gördüğüm kadarıyla söylüyorum. Çünkü ben de şu anda bayağı keyif alıyorum oyunu yeni yeni keşfetmeme rağmen. Bakalım bu neymiş? O da geldi. Böyle tarla varsa tarlaya gideyim. Haritadan bakacağım hemen arkadaşlar. Vallahi tarla. Herhalde o salyangozlar da burada. Ne şunlar mı? Garden Snail diyor. Şöyle gidelim. Bakın gerçekten hani çevre detayları çok güzel. Böyle suyun üstündeki dumansız. Beni bayağı etkiledi bu efektler. Büyü efektleri öyle. Lav efekti olsun, diğer efektler hepsi güzel. Bayağı uğraşılmış yani. Halen beta'da. Geliştirileceğine de inanıyorum daha fazla. Mesela şu ağaçların hareket etmesi bile birçok oyunda hiç dikkat edilmeyen bir detay aslında. Şimdi, tarla burası. Sanırım buralar. Bunlar yani. Yok, bu başka bir şey. El Diablo. O da gerçek oyuncu benim gibi. Bu yalnız sadece kabuğuymuş. Ölü salyangoz bunlar. Dostum ne haber? Çift tıkla, ne diyor? Yok. Bazı oyunculara bakabiliyordum öyle. Buna bakılmadı. Neden anlamadım ama. Şöyle gidelim bakalım. Bakayım o salyangozları bulabilecek miyim arkadaşlar? Görevi tamamlamak için. Field Snails. Abandon var, yani görevi terk etme. Yok, terk etmeyeceğim. Şöyle dolaşalım. Belki ileridedir. Bu salyangozlar. Ne kadar ileride olabilir ki? Şimdi hepsi bunların Garden Snail'i. Bakayım. Bu da Garden. Bu da Garden. Bu da öyle. Bu da öyle. Evet, aynen. Buradan bize ekmek çıkmayacak. Şöyle ileri gideyim bakalım. Köprüden geçene kadar ayı ya dayı demeyelim. Şuradan gidelim. Allah'tan ayı çıkmadı karşıma. Çünkü geyiğe öldüğüme göre. Evet, yeni haritamıza geçtik. Olamaz. Bu ne? Konuşan örümcek. Acayip bir şey ama. Kocaman bacaklı. O ne? Heykel mi var? Oo. Bir tane heykel. Birisi heykel dikmiş oraya. Etna.
Hop, nereye? Bu ne? Tavşan. Tavşana bir vursam mı? Tavşan bizi öldü. Tamam, Allah'tan tavşanı öldürebiliyoruz arkadaşlar. Böyle rol yapma oyunlarında ilk başta zaten güçsüz olur karakterler, bilirsiniz. Ama ben o salyangozu bulamadım. Şöyle gezeyim bari en azından. Belki rastlarım. Şöyle haritaya bir bakalım. Yok, pardon, şu. Şurada mavi bir işaret var. Orası ne acaba? Veya şöyle yapayım. Fazla uzaklaşmayayım çünkü bu bölgeler gerçekten tehlikeli. Geldiğim yere geri döneyim. Şöyle biraz müzik açayım. Müzik de çalmıyor gerçi ama. Koş, koş aslanım, koş. Selam. Bir tane vurabilir miyim? Vuramadım. Orada birine saldırdı. Ben hemen aradan girmem lazım. Evet, şimdi köprüyü tekrar geçiyorum. Hey Valtro. Acelesi var herhalde, durmadı. Yani bu tarz oyunlar arkadaşlar, tanıdıklarınızla beraber oynadığınızda keyfi daha çok artacaktır. Beraber görev yapmak, işte maceralara atılmak daha keyifli olur tabii ki. Tek başına oynamaktan. Şimdi şöyle yukarı gideyim ben. Şunu öldüreyim bakayım. Sonra tavernaya gideceğim. Taverna. Bakalım. Bayağı yukarı yani. Şu çekti geçeceğim. Belki salyangozları orada bulabilirim. Aa, evet, buradan geçiş yolu varmış. Şapkası giymiş yalnız, dikkat ederseniz. Çiftçi kıyafetli gibi. Şuradan gidelim. Yine aynı salyangoz. Neyse. Bayağı bir salyangoz istilası var yani yazdığı gibi. Ben şöyle aralarından geçeyim. Burası taverna mı acaba? Yok, bura hala çift. Thank you.
tıkladığınızda ilk doğduğumuz haritaya ışınlanıyoruz. Şu şekilde hemen göstereyim. Evet. İlk doğduğumuz yere geldik. Müziği de kapatayım. Yani öyle bir kolaylık sağlamışlar. Aslında çok da güzel olmuş. Yani oyun bu şekilde arkadaşlar. Ben yeni videolarda çekmeye çalışacağım. Oyunu size daha detaylı tanıtacağım. Hem kendim öğrendikçe size de göstermeye çalışacağım. Oyunla ilgili sormak istediğiniz sorular varsa veya bana anlatmak istedikleriniz varsa yorum atabilirsiniz. Beğendiyseniz abone olabilirsiniz kanalımıza. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.